Erkek gömleği ön ve arka beden gördüğünüz gibi. Robayı şöyle daha önce göstermiştim bunu size. Hani araya koyarak şu sağ arkasını önünü ortaya koyduk. Ve hepsini diktik, çevirdik. Sonra çimamızı da yaptık 1 milimden. Şimdi bunu robayı birleştiriyoruz. Önceden şöyle dikip hatırlarsanız genelde bilinen bu. Yani buradan dikip sonra bunun üzerine şöyle çevirip kapatıp dikiyorduk. Hatırladınız mı? Şimdi bir aşamada dikmeyi göstereceğim size. Şimdi bakın bunu şu şekilde ayarladık. Şunu da hani astarlamada yaptığımız şey var ya bakın. Şöyle getiriyoruz. Böyle ters çevirdim. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Bakın böyle ters çevirdim. Üçünü bir araya aldım. Buraya bir tane iğne takayım. Bakın robaları bir araya getirdim. Şimdi dikeceğim. Yani tulum astarda kullandığımız yöntem aslında bu. 1 santimden. Kişi boyumuz 1 santim. Üçünü de birden dikiyorum. Şimdi döndüreceğim, çevireceğim. Dikkatle izleyin. Gördünüz mü? Her iki tarafı da eşit bir şekilde, yani üzerine kapatıp dikmekle uğraşmadım. Ne yaptım? Bu şekilde net bir şekilde aradan çıkardım. Yani astarlamış oldum aslında bir nevi. Bunu da bakın böyle iğnelemiştim daha net belki görürsünüz diye. Şöyle bakın ters çeviriyoruz. Üçü bir araya geldiğinde şu görüntü. Sonra şuraya isterseniz modelinize göre çima ve gaze çekip yapabilirsiniz. İçi ve dışı.